Ankara'dan iyi günler. Tabii hemen başlayacağız çünkü biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ayağının tozuyla geldi Ankara'ya. Çok önemli görüşmeleri vardı. SDG'ye yönelik, daha doğrusu YPG, PYD ordusu, terör ordusu kurulacağı iddiaları Tillerson ve Mattis'le yaptığı, yani Amerikan Dışişleri Bakanı ve Amerikan Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmeler çok çok önemli. Türkiye'den çok yakından takip edildi. Sayın Bakan, hoş geldiniz CNN Hoş Türk bulduk. yayınına. O görüşmelerle başlayalım. Şimdi yaptıkları açıklamalar, sizden öğrendik açıklamaları, bugün basına da yansıdı. Böyle bir ordu olmadığını ifade ettiler ama sizi, Türkiye'yi bu açıklamalar tatmin etti mi? Madem böyle bir ordu yok, neden Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine dayanarak o açıklamalar yapılmış, o haberler sızdırılmış? Bu konuda ne söylediler? Öncelikle teşekkür ediyorum. Amerika'dan gelen açıklamalardan sonra hem Savunma Bakanı ile hem de Dışişleri Bakanı ile yaptığımız görüşmelerde duyduğumuz rahatsızlığı çok açık, net bir şekilde dile getirdik. Kendileri gazetelerde çıkan bu haberlere inanmamamız gerektiğini söylediler. Ben de gazete haberleri değil, bazı askerlerden gelen açıklamalar olduğunu söyledim. Esasen bugüne kadar rahatsız olduğumuz konular var. FETÖ'nün elebaşının Amerika'da olması, bugüne kadar taleplerimizin karşılanmaması ve bugüne kadar YPG ile yapılan işbirliği ve YPG'ye verilen silah. Bunlardan dolayı zaten ilişkilerimizde bir gerginlik var. Fakat böyle bir durum, yani sözde bir terör ordusunun kurulması ilişkilerimizde geri dönülmez bir hasar açar ve çok başka bir boyuta gider. Bu çok ciddi bir durum ve halkımız zaten şimdiden tepki göstermeye başladı. Bizden bazı talepler de bulunmaya başladı size yönelik adımlar atmamız için. Dolayısıyla böyle bir şeyin gerçek olmamasını biz de arzu ederiz. Fakat eğer böyle bir adım varsa bizim ilişkilerimiz çok farklı bir boyuta gider. Bu Cumhurbaşkanımızın da sözü, Başbakanımızın da sözü, en önemlisi de milletimizin sözü. Dolayısıyla bu mesajları net bir şekilde kendilerine verdik. Savunma Bakanı Mattis, kendisini daha önceden de tanırım. Ve Washington'da yani doğruları söyleyen ilkel insanlardan bir tanesidir. Ona da inanırım. Şimdi herkesin hakkını vermek lazım ve kendisine de bunu da söyledim. Ve bizzat bu konuyla yakından ilgileniyorum dedi. Yani Türkiye bizim müttefikimiz ve dolayısıyla Türkiye'yi rahatsız edecek bir adım içinde olmak istemeyiz. Aynı şeyi Rex Tillerson da söyledi. Ve daha sonra Rex Tillerson'dan da biliyorsunuz bazı açıklamalar geldi. İşte Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Aynı şekilde Mattis ve Pentagon'da Türkiye'nin endişeleri haklı, meşru endişelerdir. Dolayısıyla bizim bu endişeleri karşılamamız gerekiyor. Tüm bu söylemlere rağmen biraz önce sorduğunuz soruya geleceğim. Yani biz halen endişe duyuyor muyuz? Veya tam olarak bunlar bizi tatmin etti mi? Hayır. Tatmin etmedi. Orada şunu bu. hatırlatarak belki şey yapayım. Şimdi Pentagon sözcüsü dedi ki yerel güvenlik güçlerini Amerika eğitiyor ama amaç DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmaması. Şimdi ve sınır gücü değil, geleneksel bir ordu ya da sınır gücü değil. Ama bir yandan da evet eğitim vermeyi sürdürüyorlar. O Niye? zaman niye eğitiyorlar? Hani Sorusu akla geliyor. Rakka bittikten sonra ortaklık bitecekti ve silah vermeyeceklerdi. Sadece DAEŞ'e karşıydı. DAEŞ'i bitirmenin, bugün tekrar ortaya çıkmamanın en kesin garanti çözümü siyasi çözüme ulaşmaktır. Yani Suriye'de bir siyasi çözüm getirmektir. Suriye'nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü korumaktır. Ve şu anda YPG'ye yapılan yatırımlar diyelim, bu yardımlar esasen Suriye'nin sınır bütünlüğünü tehdit etmektedir. Böyle bir durumda çatışmalar devam eder. Böyle bir durumda yeni terör örgütleri de ortaya çıkar. İşte bakıyoruz El-Kaide'ye bağlı terör örgütler isimlerini değiştirmeye başladı. El-Nusra işte Heyeti Tahrir-i Şam diye diğer bazı grupları da yanına alarak isim değiştiriyor. İsminin ne olduğu önemli değil. Yarın DAEŞ de ismini değiştirebilir. Ama neticede terör devam eder, çatışmalar devam eder. Irak'ta olduğu gibi. Irak'ın bugün yaşadığı durum, esasen karşı karşıya kaldığı durum
Amerika'nın Irak'ta attığı yanlış adımlardır ve Amerika'nın Irak'tan ayrılırken yaptığı daha da büyük yanlışlıklardır. Bunun sebebi. DAEŞ nereden çıktı? Önce Irak'ta başladı. Oradan Suriye'ye geçti. Orada büyüdü, tekrar Irak'a geldi. Dolayısıyla bu adımları eğer devam ettirirlerse Suriye'nin geleceği de riske girer. Doğrudan Amerika'ya yönelik bizim güvensizliğimiz devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. Çünkü Rakka'dan sonra bize ve Fransa gibi Batı Avrupa ülkelerine, yani koalisyonun içinde olan NATO'da müttefik olduğumuz ülkelere verdiği sözü tutmadı. Bize Münbiş'te verdiği sözü tutmadı. Ve hemen immediately, İngilizce, Obama'nın telefonda Sayın Cumhurbaşkanımıza veya toplantılarda bunu söylediği zaman ben de oradaydım. Hemen acil, o zamanki Dışişleri Bakanı'nın verdiği söz de böyleydi. John Kerry. Şimdi Pentagon, Dunford, hepsinin verdiği söz buydu. İlgili bizim arkadaşlarımıza, Genelkurmay Başkanımıza, hepimize verdikleri söz buydu. Peki YPG Membiş'ten çekildi mi? Çekilmedi. Dolayısıyla biz sonuçta bu son açıklamadan sonra da somut olarak artık Amerika'dan adım görmemiz gerekiyor. Yani öyle söylemeleri veya böyle söylemeleri durumu düzeltmez. Tatmin etmedi dediniz. Önce oradan devam edelim. O somut adımın ne olduğunu soracağım. Çünkü MGK bildirisine de yansıyan bir ifade var. Şimdi Türkiye'nin bu olası Afrin Münbiç operasyonu bu açıklamalar sonrasında ertelenir mi? Hayır. Bundan bilgisi yok. Yani biz açıklama yaptık, ordu kurmuyoruz, o zaman siz de yapmayın derler mi, dediler mi? O başka bir, öyle bir şey söylemediler. Biz kendilerine Afrin'e de müdahale edeceğiz ve Fırat'ın doğusunda da Münbiş'te de nerede olursa olsun bize yönelik tehditlere karşı biz adımlar atacağız ve bu durumda da Amerika gibi bir müttefikimizin bizim karşımızda olmasını arzu etmeyiz. Zaten Cumhurbaşkanımız çok net mesajlar verdi. Aynı şekilde Başbakanımız net mesajlar verdi ama doğrudan biz bu mesajlarımızı hem Savunma Bakanı Mattis'e hem de Dışişleri Bakanı Tillerson'a da Vancouver'da verdik. Çünkü Afrin'den bize her gün saldırı geliyor. Türkiye'ye saldırı geliyor. Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize ve oradaki ılımlı muhalefete, Özgür Suriye ordusu ki buranın güvenliğini sağlıyor. Bizden 70 bin sivil insan döndü. Daha fazla 100 bine yaklaşmıştır. Ayrıca Suriye içinden 150 bin yerinden edilmiş insan bu bölgeye döndü. Orada bir yaşam var. Buraya saldırıyor. Aşağıda İdlib bölgesinde çatışmasızlık bölgesidir. Her ne kadar şimdi bazı ihlaller olsa da biz buraya gözlemci gönderiyoruz. Ve buraya yönelik de tacizlerine devam ediyor. Dolayısıyla üç taraftan bize tacizde bulunan bir terör örgütüne karşı bizim tedbir almamız meşru müdafaa hakkımızdır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Ve biz bu müdahaleyi yapmak durumundayız. Belli ki bunu Amerika'ya da söylediniz. Yani tabii, açık söyledik. Daha önce de zaten DAEŞ biliyorsunuz sınırımızın diğer tarafındayken kilise tacizde bulunuyordu. Komşu kasabalara, şehirlere tacizde bulunuyordu. Sadece kiliste, yanlış hatırlamıyorsam, bazıları Suriyeli olmak üzere 24 kişi hayatını kaybetti DAEŞ'in gönderdiği roketlerden dolayı. Dolayısıyla sınırın karşı tarafından gelmesi bu tehdidin bizim oraya müdahale edemeyeceğimiz anlamına gelmez. Dolayısıyla biz bunu yapacağız. Niye yapmak sordum durumundayız. Bir şey dediler mi diye. Çünkü dünya basınında da Erdoğan ateşle oynuyor gibi yorumlar yapıldığı için acaba hani bir itirazları ya da işte yaparsanız neticesi şu olur gibi bir ifadeleri oldu mu? Dünya ülkelerinin ne dediği bizi ilgilendirmez. Çünkü bu tehditle biz karşı karşıyayız. Onların ne kadar umurunda olup olmadığı da ortada. Ve onların böyle durumda bize müttefiklerimiz dahil destek verip vermediği de ortada. Dolayısıyla dünyada ülkeler şu anda biz zaten bu tehditlerle karşı karşıyayız. Yaşıyoruz her gün. Ve o ülkelerin bize hiçbir faydası yok. Yarın da hiç olmaz. O yüzden ben kendi tedbirimi kendim almak durumundayım. Bu tehditleri bertaraf etmek için. Sayın Bakan, sonuçta terör örgütüne silah yardımı yapıyorlar. Hep konuşuldu bu, hep konuştuk. Trump'la Erdoğan da konuştu. Göndermeyeceğiz dediler. Söz verdi. Bir, o tarihten sonra bugüne kadar geldi mi? 2018 savunma bütçelerinde zaten verecekleri gene ifade edildi.
Artı tabii MGK bildirisinde çok net bir ifade var. PYD, YPG'ye verilen silahların geri toplanması istendi. Bu talep iletildi mi Amerikalılara? Somut adımdan kastınız bu mudur? Zaten Amerikalıların kendileri bunun sözünü verdiler. Hamburg'da olsun, diğer görüşmelerde olsun. Yine Mayıs'ta, geçen sene Mayıs ayında Washington'da Beyaz Saray'daki yaptığımız görüşme olsun. Ve diğer telefon görüşmelerinde. Genelkurmay başkanlarımızın, yani askerler arasındaki görüşmelerde bunlar zaten konuşuldu, kendileri söylediler. Biz verdiğimiz silahların seri numaralarını alıyoruz ve Rakka operasyonundan sonra bu silahları toplayacağız. Bunun pratikte mümkün olmayacağını Irak'taki örneklerini de vererek Sayın Cumhurbaşkanımız hem Trump'a hem de ilgili kişilere bizzat kendisi de anlattı. Karşılıklı ziyaretlerde ve görüşmelerde biz de anlatıyoruz. Hı. Ve bugün bunun da pratikte uygulanmadığını görüyoruz. Yani bir kere Amerika gibi bir ülke bir söz veriyorsa bu sözünü tutmalı. Aksi takdirde o ülkeye güvenilmez. Yani bu A ülkesi olur, B ülkesi olur. Hele hele Amerika gibi, yani dünyanın önemli güçlerinden birisi olan bir ülke sözünü vermezse, güvenilir bir ülke olmazsa, o zaman kim bu ülkelerle yola çıkar? Biz her yerde müttefiyiz. NATO'da, diğer uluslararası alanda işbirliğimiz var. Tüm dünyada birlikte attığımız adımlar var. Dolayısıyla ağızdan çıkan söz tutulmalıdır. Biz buna inanırız. Şimdi dünyada mesela herkes, seven de sevmeyen de, bir şeyi kabul eder. Erdoğan bir söz verdiği zaman tutar. Bu Erdoğan'ı seven de bunu söylüyor, sevmeyen de bunu söylüyor. Bu esasen yani liderlerde ve önemli ülkelerde olması gereken bir özellik. Öyle veya böyle. Amerika'nın bize bugüne kadar verdiği sözler var ama bu sözleri tutmadığını görüyoruz. Şimdi bu konuda bu sözde işte terör örgütünden oluşan Kuzey Ordu veya Sınır Ordusu gibi bu konularda biz somut adımları görmek istiyoruz. Nedir bu somut adımlar? Her şeyden önce artık bu terör örgütüyle işbirliği yapmayı ABD'nin bırakması lazım. Şimdi ABD yönetimi bir açıklama yapıyor. İşte Pakistan diyor, teröre destek veriyor diyor. Pakistan şöyledir, böyledir. Peki senin yaptığın ne? Sen de bir terör örgütüne destek veriyorsun. Hem de silah veriyorsun, açık veriyorsun. Yani ben güçlüyüm, süper gücüm, ben istediğimi yaparım. Ama Pakistan daha zayıf ülke, o yapamaz. Böyle bir anlayış olur mu? Önce sen terör örgütüyle bağını bir kes. Efendim falan ülke nükleer silah elde ediyor, etmesin. E sende de var. Önce sen de ki ben öncülük yapacağım, nükleer silahlardan vazgeçelim. Tüm dünyadaki nükleer silahları yok edelim. Böyle adama ben süper gücüm. Adaletli de davranmadığın ortada. Terör örgütüyle işbirliği yapan bir ülke, yani küçük olsun büyük olsun, güvenilir bir ülke olur mu? Şöyle ne sayabiliyor muyuz? Yani bir, silahları alacaklar. İki, işbirliğini tamamen kesecekler. Bu madde madde bu mudur? İkisi midir öncelikle? Evet, ve bundan sonra bizim Suriye'de siyasi çözüme odaklanmamız lazım. Yani Amerika bana göre Suriye'nin gerçeklerini ya tam bilmiyor ya da bildiği halde inkar ediyor. Irak'tan bir kere derslerin alınması gerekiyor. Burada perde arkasında kafalarında federasyon modeli olabilir mi? Söylemeseler de önünde. Çünkü gene baktım Tillerson yaptığı açıklamada işte birlikte Suriye, birleşik Suriye ama Esad da olmamalı gibi mesajlar vermiş. Ama belli ki perde arkasında başka bir şey birlikte var kafalarında. Birlikte Suriye ve Esad olmamalı konusunda hemfikiriz. Ama biz samimiyiz. Amerika'nın da samimi olduğunu göstermesi gerekiyor. Adımlarla göstermesi gerekiyor. Sözlerle değil. Hiç silah geldi mi Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra? Daha sonra değişik vereceğiz, vermeyeceğiz diye çelişkili açıklamalar geldi. Ama somut silahın geldiğine yönelik henüz bir bilgi bize ulaşmadı. Tabii istihbaratımız ve askerlerimizden sahadaki bu gelişmeler konusunda bilgi almamız lazım. Güncel bilgi almamız lazım ama farklı açıklamalar geldi. Vereceğiz, vermeyeceğiz, verebiliriz, vermeyebiliriz gibi. Zaten her zaman söylüyorum, Washington'da sadece bizim değil herkesin yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi de bu. Farklı bakanlıklar var, kurumlar var. Farklı açıklamalar, farklı söylemler geliyor. Aynı yönetim içinde farklı pozisyonlar var. Karmaşık bir durum var. Buna diyebilirsiniz ki o ülkenin kendi yani iç meselesi. Fakat bu iç mesele Suriye'deki
YPG sorununa kadar ya da başka sorunlara yansıdığı zaman o zaman iç mesele olmaktan çıkıyor. Hepimizi ilgilendiren bir durum oluyor. Şimdi diğer taraftan da tabii bu ordu hikayesinde koalisyon ifadesi kullanıldı. Ve geçtiğimiz günlerde de Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda küçük bir Suriye toplantısı yapıldı. Küçük bir grup formatında Mısır, işte Fransa, İngiltere, Ürdün'ün olduğu da ifade edildi. Yani bir yandan Amerika ama diğer taraftan da bu galiba. Ülkeler. Böyle bir toplantı yapılacak diye. Koalisyonun diğer üyelerine Türkiye rahatsızlığını açıkça ifade etti mi bu ordu meselesinde? Bizim burada muhatabımız ABD'dir. Ama bu konudaki rahatsızlığımızı da herkes biliyor. Yani Fransa da biliyor. Hatta Boris Johnson'la da Vancouver'da ayaküstü bir görüşme yaptık. Kendisi de ne oluyor diye bana sordu. İzah ettim. Biz bir şey yapabilir miyiz diye sordu. Ben de yapılacak iş ortada. Siz de Amerika ile konuşun. Ve bu iş farklı bir boyuta gider. Dolayısıyla bu bölgede siz de koalisyonunuz içindesiniz. Ve böyle bir durumun oluşmasını siz de arzu etmesiniz. Biz üzerimize düşeni yapacağız dedi kendisi de. Peki diğer taraf tabii Afrin konusunda en çok merak edilen Rusya. Şimdi bir son dakika haberi de var. Genelkurmay Başkanı, Rus Genelkurmay Başkanı ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti diye. Şimdi Rusya biraz daha sessiz duruyor sanki bu konuda. Ve Afrin'de asıl Rus askeri var. Hala var mı? Çekildiler mi? Rusya ne yapacak? Gözlemciler var diyebiliriz az sayıda. 100 mi 200 mi efendim? Çeşitli haberler vardı, o yüzden soruyorum. Tam rakamları ben de bilmiyorum. Şimdi yanıltıcı bir bilgi vermek istemem. Çünkü Rusya asker sayısını bazen azaltıyor, bazen çoğaltıyor. Son zamanlarda da işte bazı askerleri geri çekti. Onları da hatırlayacaksınız. O yüzden son rakamları da bilmiyorum doğrusu. Ama zaten başından beri fazla yok. 100 ile 200 arasında da bir fark yok. Evet. Hani 1000 mi 2000 mi deseniz tamam da. Ciddi bir fark olur. Burada gözlemciler var. Fakat biz burada bir müdahale yaptığımız zaman tabii ki bunu koordineli yapmamız lazım. Yani burada bulunan Rus gözlemcilerin bundan etkilenmemesi lazım. Herhangi bir yanlışlık, hata olmaması gerekiyor. Koordinatların iyi belirlenmesi gerekiyor. Biz bugüne kadar özellikle son 1,5 yıldır birçok adımımızı Rusya ile koordine ettik bilgi paylaşımı. Rusya çünkü sahada rejimin garantörü. Biz muhalefetin garantörüyüz. İran da rejimin garantörü. Dolayısıyla birçok adımı da koordine etmek durumundayız, ediyoruz. Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa da Esad konusunda veya diğer konularda var, başından beri var. Ama bu birlikte çalışmamamızı gerektirmez. Birlikte çalışıyoruz. Böyle bir durumda da tabii ki bu işin koordinasyonu beraber yapılır. Tabii şu anda İdlib bölgesinde rejimin sadece ihlali değil, ilerlemesi de var. Bunların da durdurulması gerekiyor. Soçi meselesi var. Soçi'ye muhalefetin gidebilmesi için bu bölgedeki ihlallerin, ilerlemenin durdurulması gerekiyor. Bir tarafta çatışma varken diğer tarafta rejimle muhalefetin gerçek anlamda bir müzakere yapması ya da bir araya gelmesi mümkün olmaz. Yani. Gerçekçi değil. Dolayısıyla bunların hepsini Rusya ile konuşuyoruz. Dün Lavrov'la Londra'ya inince telefonda görüştük. Cumhurbaşkanımız geçen hafta Putin'le görüştü. Askerlerimiz ve istihbaratlarımız bu anlamda görüşmelerini sürdürüyorlar. Bizim bakanlığımız birçok çalışmayı koordine ediyor. O sebepten dolayı da Genelkurmay Başkanımız Moskova'ya gidiyor. Yani hem İdlib var, hem galiba anladığım kadarıyla Afrin'in koordinasyonu var. Hem İdlib hem Afrin ve Suriye'nin geleceğiyle ilgili atmamız gereken adımlar, hepsini değerlendiriyoruz. Müsteşar yardımcımız Sedat Bey ön hazırlıklar için Soçi'ye gidiyor. Bu Soçi toplantısının hazırlıkların yapılması için işte kimler katılacak, kimler katılmayacak veya neler olacak, ne konuşulacak. Bu Suriye Ulusal Kongresi'ni söylüyorsunuz. Bir de üçlü çünkü toplantı bekleniyor. Hangisi için dediniz bunu? Soçi toplantısı var ya, rejimle muhalefet. Bu konuda peki hemen o gelmişken YPG masada olmayacak değil mi? Bu konuda YPG masada olmayacak ve YPG'den diğer Kürtlerin de rahatsızlık duyduğunu görüyorsunuz. En son Suriye Ulusal Kürt Koalisyonu da bir açıklama yaptı. Ve YPG tüm Kürtleri de, diğer Kürtleri de biliyorsunuz sürgüne gönderdi. Bizde 300 binden fazla
Suriyeli Kürt var. Onlar dönemiyorlar bile Suriye'ye. Dolayısıyla Kürtleri temsil edebilecek farklı Kürt gruplar var. Avrupa'da yaşayanlar var, Türkiye'de yaşayanlar var, diğer bölge ülkelerinde yaşayanlar var. Yüksek müzakere heyetinin içinde Kürtler var. Suriye Ulusal Kürt Koalisyonu var. Var da var. Yani burada herkes YPG'yi biliyor. Yani şimdi PKK Türkiye'deki Kürtlerin temsilcisi mi? Ya da Irak'taki Kandil Dağı'nda veya bölgede, o bölgede var diye Irak'taki Kürtlerin temsilcisi olarak bir terör örgütünü, PKK'yı görebilir miyiz? Hayır. Veya Sincar'a da biraz terörist gönderdi diye. Bunlar terör örgütüdür. Dolayısıyla tüm Avrupalılara da, dünyaya da bunu anlatıyoruz. Yani siz sadece YPG var zannediyorsunuz. Oysa YPG'nin ideolojisini hiç benimsemeyen çok sayıda Kürt gruplar var. Ve PKK, YPG bunların partilerini bile kapattı. Dolayısıyla Soçi'de Kürtlerin büyük bir ekseriyetini temsil edecek değişik gruplar var. Zaten bu kişiler ve gruplar konusunda bilgi paylaşımını diğer iki ülkeyle de yapıyoruz. İran ve Rusya ile yapıyoruz ki zaten Soçi'ye katılacak kişiler ve gruplar üç ülke tarafından istişare edilecek ve birlikte kararlaştırılacak. Daha önce Soçi deklarasyonunda da biliyorsunuz bu yer aldı. Şimdi Rusya ile görüşmeleri yapıyorsunuz ama merak ettiğimiz konular şu. YPG konusunda bir yandan onlarla temasta da oldukları için Afrin konusuna karşılar mı? Afrin operasyonuna karşılar mı? Türkiye olası Afrin operasyonunda havayı kullanabilecek mi? Yani havadan saldırı yapabilecek mi? Şimdi Afrin operasyonuna Rusların karşı olmaması gerekiyor. Ve burada koordine etmemiz gereken tek şey, biraz önce de söylediğim gibi, onların oradaki gözlemcilerin durumudur ve bir kazanın yaşanmamasıdır. Tabii biz Suriye'nin her ne kadar rejimle ilişkilerimiz şu anda iyi olmasa da, yani herhangi bir diplomatik temasımız olmasa da, bağlar kopsa da, biz Suriye'nin her zaman sınır bütünlüğü ve toprak bütünlüğünü savunduk ve saygı duyduk. Dolayısıyla hava sahasının kullanılması konusunda Ruslarla da görüşüyoruz. İran'la görüşüyoruz. Bunun hem yani bir başka ülkenin hava sahası olduğu için, hem de nasıl şimdi İdlib'e gözlemci yerleştirmemiz Astana'da varılan bir mutabakat çerçevesinde olduysa, burada havadan bir müdahale için bizim yine bu koordinasyonu yapmamız gerekiyor. İkincisi, yine Suriye'de birçok aktör var. Şimdi bu bölgede Ruslar da var. Rusların hava üssü var. Dolayısıyla farklı ülkeler, farklı pozisyonlar ve üsler var. Ve havadan bir müdahale için bu koordinasyonun da iyi yapılması lazım ki bir karşı karşıya gelme durumu olmasın. Herhangi bir kaza yaşanmasın. Şimdi anladığım ve bunları da yine Moskova'da Genelkurmay Başkanımız ve arkadaşlarımız da görüşecekler. Aha. Şimdi bu operasyonlarla ilgili bu kadar net konuşuyorsunuz, ya da operasyonla ilgili diyeyim. Muhalefetten de bir takım eleştiriler geliyor. Mesela CHP'den gelen, bölgedeki yapılanmada can suyunu siz verdiniz, sizden aldı. Salih Müslim'i ağırlayan kimdi diye soruyorlar. Meral Akşener de mesela davulla zurna ile operasyon yapacağınızı ilan ediyorsunuz, tedbir alınmasını sağlıyorsunuz diyor. Bir, ne dersiniz bu eleştirilere? İki, mecliste muhalefeti bilgilendirecek misiniz? Ya da siz siyasi partiye gidecek misiniz? Tabii bu bildiğim bir meseledir. Türkiye'ye yönelik bir tehdit var. Arzu ederiz ki diğer muhalefet partileri de Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Devlet Bahçeli'nin sergilediği milli duruşu sergilesinler. Bu tehdit sadece bir partiye değil, veya Türkiye'de yaşayan farklı değişik etnik gruptan, farklı mezheplerden gelen insanlara değil, Türkiye'ye yönelik bir tehdit, Türk milletine yönelik bir tehdit. Elbette bize karşı bir tehdit oluştuğu zaman sesimizi de çıkarız, müdahale de ederiz. Bu hanımefendi bundan niye rahatsız oluyor? Hangi tedbiri alırsa alsın, bir terör örgütüyle zaten biz baş edemeyeceksek o zaman bırakalım gidelim. O zaman biz niye güçlü ülkeyiz, güçlü milletiz diyoruz. Yani böyle hiç olgunluğa yakışmayacak açıklamaları gerçekten görünce biz
şaşırıyoruz. Diğer taraftan ana muhalefet partisinin de yapması gereken şey Türkiye'yi suçlamak değil, Türkiye'ye yönelik tehdidi nasıl bertaraf ederiz, hangi adımlar atarız, bu konuda devletin yanında olmaktır. Ama o partinin içinde bugün bakıyoruz DHKPC'li var, PKK sempatizanı var, FETÖ'yle bakıyoruz aynı şekilde ilişkiler iyi, yönlendirme var. Dolayısıyla böyle karmaşık bir partiden de milli bir duruş göremiyoruz maalesef. Maalesef göremiyoruz. Çok üzüntü duyarak bunu söylüyorum. Şimdi burada YPG'ye biz ne desteği vermişiz de böyle saçma sapan bir açıklama yapıyor. Biz başından beri YPG ile ilgili tutumumuz bellidir. Ha, burada bizim dikkat etmemiz gereken bir şey vardır. Nasıl içeride operasyonlarımızda, PKK'ya karşı operasyonlarımızda sivil vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız kim olursa olsun zarar görmesin diye dikkat ettiysek, yine aynı şekilde Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde DAEŞ'i temizlerken oradaki sivil kardeşlerimiz zarar görmesin diye nasıl dikkatli adım attıysak, Afrin'de veya başka bir yerde, burada Kürt olsun, Türkmen olsun, Arap olsun, bu kardeşlerimizin, sivil insanların zarar görmemesi için dikkatli davranırız. Dikkatli davranmak durumundayız. Bu hassasiyet zaten bizde var. Biz bu hassasiyeti gösteriyoruz. Bizim buradaki operasyonumuz Kürtlere yönelik değildir. Bizim müdahalemiz terör örgütüne yöneliktir. Bunun ayrımını da çok iyi yapmamız lazım. Ve sivil halkın zarar görmemesi için de insani yardım başta olmak üzere her türlü tedbiri de almamız lazım ve dikkatli adım atmamız gerekiyor. Bu konularda fikirleri varsa bizimle paylaşsınlar. Ama her konuda iktidarın karşısında olalım. Ne yaparsa yapsın, doğru da yapsa, milli konuda olsa, bu iktidarın yaptığını yanlış diyelim anlayışıyla davranırlarsa böyle saçmalarlar. Çok affedersiniz, öyle. Maalesef saçmalıyor. Operasyon için bir süre var mı Türkiye için? Yani bu şu tabii, kadar zamanda planlıyoruz tamamlamayı bunu, diye. Bunu tabii yani zamanlaması konusunda söz söylemesi gereken ben değilim. Hı. Ben Dışişleri Bakanıyım. Burada Milli Savunma Bakanımız var. Burada İçişleri Bakanımız var. Çünkü sadece asker değil. Yeri geldiği zaman polisimiz ve jandarmamız da görev alıyor. Aynı zamanda ve, ÖSO olacak, evet, değil mi herhalde? ÖSO olacak. Askerlerimiz var. Şimdi Genelkurmay Başkanımız var. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız hazır oldukları zaman, yani askerimiz her an hazırız diyor, her zaman biliyorsunuz. Kahraman askerlerimiz, polisimiz her an hazırlar ama tabii bunun stratejisi var ve koordinasyonu var. Şimdi biraz önce söylediğim gibi, hı hı, havadan olursa, içeriden olursa orada farklı aktörler var, gözlemciler var, Rus askerleri var vesaire. Bunların hazırlıkları yapıldığı zaman gereğini arkadaşlarımız yapar, başlar. ÖSO'yla ilgili bir sayı var mı efendim? Operasyona katılacak rakam belli mi? Yani gizli bilgi değilse tabii. Ya bunlar tabii teknik konular, teknik konu çalışmaları arkadaşlarımız yapıyor. Peki şimdi Amerika ile ilişkilerde kritik noktalardan biri sizin Twitter'la görüşmenizde gündeme geldi. FETÖ, FETÖ ile mücadele, Fethullah Gülen'in bir türlü başlamayan iade işlemleri. Bu konuda bir açıklama yaptılar mı? Biz yaptığımız görüşmede bırakın iade işlemlerini, herhangi bir soruşturma bile daha başlatılmadı. Bu terörist başı buradan Türkiye'yi tehdit ediyor. Mesajlar göndermeye başlıyor. Dolayısıyla bir soruşturma dahi başlatmadınız. Biz burada iyi niyet görmüyoruz diye bunları hep söyledik, söylüyoruz. Ama herhangi bir adım gene atılmadı. Şu ana kadar herhangi bir adım iade ile ilgili görmedik. İşte belgeleri inceliyoruz. Ciddi bir şekilde inceliyoruz gibi açıklamalar geliyor. Gelecek heyet vardı. Gelecek mi? 23'ü galiba yanılmıyorsam. Gündemde bu da olacak mı? Yani bize bitti. Geri kalan sorunlu alanları mı geçilecek şimdi? Tabii farklı çalışma gruplarımız var. Farklı istişare ettiğimiz konular var. Bunlardan bir tanesi işte yeni oluşturduğumuz çalışma grubu. Hukuki konuları ve konsolosluk konularını bu çalışma grubu değerlendirecek. Karşılıklı bilgi paylaşımı yapılacak, tek taraflı değil. Ve yine terörle mücadele, terörün finansmanıyla mücadele konusunda da istişarelerimiz olacak. Önümüzdeki bu ay içinde ve önümüzdeki süreçte
Müsteşarlar arasında istişare toplantısı başta olmak üzere Dışişleri Bakanlıkları'nın müsteşarlarını söylüyorum. İki bakanlığın müsteşarları. Birçok alanda istişarelerimiz var. Bu konuları görüşeceğiz. Tabii FETÖ ve diğer konuda zaten Adalet Bakanlığımızın çalışmaları var. Biz de bu çalışmalara destek veriyoruz. İletilmesi gereken belgeleri hem Dışişleri Bakanlığı'na hem de Adalet Bakanlığı'na Washington'da iletiyoruz. Diğer çalışmalarda birlikte koordine ediyoruz. Efendim Rusya, onu da sormak lazım çünkü çok da merak ediliyor İdlib konusu. Siz rejimin ihlalleri sürüyor dediniz. Gözlem noktaları konusunda Rusya'dan hep yapılan açıklamalarda Türkiye'nin bu işi biraz hızlandırması gerektiği mesajı var. Zorlukları neler? Şu an rakam hala kaç? Ne zaman diğerleri tamamlanacak? Şimdi 3 tane bölgeye gözlemcilerimiz yerleştirildi. Tabii burası kolay bir alan değil. Çok sayıda sivil var. Çünkü birçok kuşatılmış bölgeden İdlib'e doğru koridor açıldı. Siviller buraya geldi. Fakat başta Halep olmak üzere, hatta İdlib sınırı belli olduktan sonra bir demir yolu, biliyorsunuz Halep'ten Şam'a giden demir yolu sınır olarak belirlendi. Bu demir yolunun doğusunda ve diğer yerlerden, Guta'dan veya Homs'tan, nereden olursa olsun koridorlar açıldı. Sadece sivil halkın değil veya ılımlı muhalefetin değil, Nusra gibi grupların da bu bölgeye geçilmesine izin verildi. Zaten uzun zamandır ben hep söylüyorum, bunun bir amacı da hepsi burada toplansın, yarın buralara müdahale etmek için bir bahanemiz olsun. Halep'e böyle müdahale edildi, biliyorsunuz. O nedenle biz zaten Rusya'yı garantör yaptık, İran'ı garantör yaptık. Biz de muhalefetin garantörü olduk. Şimdi bu bölgede, İdlib'de sadece ılımlı muhalefet ya da sadece siviller yok. Burada terör örgütleri de var. Değişik gruplar var. İşte isimlerini değiştiriyorlar. Ve saha mayınlı bir saha. Yani hem terör örgütlerin mevcudiyeti bakımından söylüyorum özellikle. Dolayısıyla burada bazı güvenlik tedbirlerinin alınması gerekiyor ve bu güvenlik tedbirleri alınarak mesafe kat ediliyor. Durum budur ve daha başka noktalara da tabii gözlemcilerimiz yerleşecek. Bunu dün Lavrov'la da görüştük. Biz hep şunu da söylüyoruz. Yani bu bölgede terör grupları var. Ama terör grupların nerede yaşadığı belli. Şimdi bunlara yönelik hep birlikte tedbir alalım ve bilgi paylaşımı yapalım. Doğrudan bu terör grupları hedef alınsın. Bunlar bahane edilerek hastaneler, okullar ve siviller ya da ılımlı muhalefet vurulmasın. Bazı yerlerde karışık olabilir. Daha önce de örneğini verdim. Bir aile içinde bir bakıyorsunuz, çocuklardan bir tanesi hiçbir şey karışmamış. Bir tanesi ılımlı muhalefetin içinde, bir tanesi de bir terör örgütü mensubu. Şimdi o aileyi gidip hepsini yok etmemiz lazım. O terör örgütüne üye olan bir kişi bundan vazgeçmiyorsa onu mu etkisiz hale getirmek lazım? Yani burada dikkatli adım atmak lazım. Bugüne kadar Suriye halkı çok çekti. 1 milyona yakın insan öldü. Ve 5 milyondan fazla insan ülkenin dışına çıkmak durumunda kaldı. Ve 11 milyon civarında insan da bugüne kadar yerinden edildi, tekrar döndü, tekrar edildi. Yani çok ciddi bir durum var. İdlib'de de bu vahşet olursa bu sefer sadece göç dalgası değil, başka dramlar da olur. Bunun önüne geçmek için bu garantör ülkelerle bu işleri konuşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Rusya'ya, iki üssüne İHA'larla saldırı oldu. Putin'le Erdoğan konuştu. Putin'in açıklaması çok netti. Türkiye'nin ilgisi olmadığını ifade etti zaten ama saldırıyı kimlerin provoke ettiğini, arkasındakileri biliyoruz dedi. Kasıt Amerika Birleşik Devletleri mi, Türkiye'nin elinde böyle bir bilgi var mı? Şimdi elde bir delil bilgi olmadan herhangi bir ülkeyi suçlamak doğru değil. Ama Putin'in de söylemek istediği şu. Şimdi Soçi'den ve Astana'dan rahatsız olan ülkeler var. Biz ise Soçi ve Astana'nın, özellikle Astana'nın Cenevre ile entegre edilmesini istiyoruz. Ve Astana'nın tek başına çözüm için bir platform olmadığını başından beri söylüyoruz. Çatışmaların durdurulması, çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması, güven artırıcı adımların atılması, hastaların ve tutukluların değişimi gibi muhalefet ve rejim arasında
güven arttırıcı adımların atılması konusunda önemli bir platform oldu ve sahada her ne kadar son günlerde bu ihlaller olsa da 2016'ya göre çatışmaların büyük oranda durduğunu görüyoruz. Bunun sebebi Astana'da atılan adımlar. Ama siyasi çözüm olmadan bu adımlar da nereye kadar Suriye'yi götürebilir? Dolayısıyla bu süreçten de rahatsız olanlar var. Burada olmayan ülkeler. Rusya'nın da sanırım kastettiği bu ve buralarda bu sürecin Astana ve Soçi'nin bundan sonra devam etmemesi için çatışmaları arttırmak, karşılıklı işte provokasyon olması, biraz önce de söyledim, çatışma devam ederken neyi müzakere edeceksin? Dolayısıyla bu süreçlerin öldürülmesi. Ama bunlar çok tehlikeli adımlardır. Yani bir yerde biz rejimle muhalif grupları belli noktada anlaştıramazsak siyasi çözüm için ülke tamamen kaosa gider. Son soru, Bağdat ziyaretiniz var bu hafta sonu. Pek çok başlık var biliyorum ama PKK'ya karşı ortak bir operasyon söz konusu olur mu? İbadi'nin en son ziyaretinde PKK'ya karşı da ortak operasyon konusunda mutabık kalmıştık. Nasıl DAEŞ bir terör örgütüyse PKK'da bir terör örgütü. Ve Irak'ın terör örgütlerden tamamen temizlenmesi lazım. Irak şimdi bir toparlanma sürecine girdi. Bu iyidir. Biz de kendilerini destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte desteğimiz de artarak devam edecek. Irak'ın yeniden inşası için ve kalkınması için de her türlü desteğimizi vereceğiz. Suriye'nin istikrarı ne kadar önemliyse Irak'ın da istikrarı, güvenliği bizim için o kadar önemli. Ve kardeş bir ülke. Tüm bunları tabii konuşacağız. Önemli olan bu mutabakatın somut adımlara dönüşmesi. Ve ben inanıyorum ki Irak'la işbirliği yaparak PKK'yı Irak'tan da temizleyeceğiz. Şimdi kahraman asker ve polislerimiz nasıl Türkiye içinde önce şehirlerde, şimdi dağlarda, inlerde bu teröristleri temizliyorsa, Irak'ta da nerede olursa olsun, ister Kandil'de olsun, ister Süleymaniye bölgesinde bazı şehirlerin içine inmiş olsun, ister Sincar'da olsun, temizleyeceğiz. Bu konuda da Irak'la mutabakatımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çok önemli açıklamalar yaptı CNN Türk ekranlarında. Yeniden görüşmek üzere, iyi günler.